Ay, ay aman. Bugün çok yoruldum. Karnım da acıkmaya başladı. Akşama hanıma iyi bir yemek yaptırayım. Ay, of ayaklarım. Ay belim. Of 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 of. Oh, eve gelmek büyük bir mutluluk yahu. Ah, of. Of. Aa, ay. Kara gözüm, o nasıl yedi şöyle? Niye hanım, beğenmediysen bir daha geleyim. Yok canım, vay vay. Perişan bir halim vardı, onun için söyledim. Ay sorma hanım, öyle öyle. Bugün çok yoruldum. Yoruldun mu? Ne iş yaptın ki kara gözüm? Aa, bütün çarşıyı dolaşarak kimin ne aldığına ne sattığına baktım hanım. Aa, kimin ne alıp sattığından sana ne kara gözüm? Ne yapayım hanım, başka işim yoktu. Demek ki boşu boşuna yoruldun. Yok, pek boşu boşuna sayılmaz hanım. Kimin ne alıp sattığını öğrendim. Bari sen de bir şeyler alıp satsaydın kara gözüm. İyi olurdu ama alıp satacak para yoktu ki hanım. Neyse, gezerken karnım da acıktı. İyi bir şeyler yap da yiyelim. Aman kara gözüm, iyi bir şey dediğin ne ki? Evde yemek yapacak hiçbir şey yok. Değil mi yahu? Bu çok fena. Bak kara gözüm, Hüsmen ağanın sesi geliyor. Yemeklik sebze al da akşama yapalım. Kabak var. Ispanak var. Ispanak. Aman ne ıspanağı yahu. Hey Hüsmenaka, Hüsmenaka bakar mısın? Bakarım be ya. Düş tabii yahu. Şimdi bana bak, bir kilo fasulye ver bana. Ispanak da kabak vardır be karagüz. Patlıcan yok mu? Kabak güzeldir be ya. Allah Allah. Kabaktan başka bir şey kalmadı mı adam? Ben sana bir kabak tarif ederim. Parmak cazlığını yersin be. Yapma yahu. Elbette sayıdı. Benim canım istediği zaman evde ev yaptırırım be. Peki söyle bakalım şu kabak tarifini. Günce kabağı alırsın. Biliyoruz orasını. Sonra 2 kilo et alırsın. Anlamadım. Dur be yav. Daha anlatmadım ki. Lazım anlayasın. Ya onu anladım da 2 kilo et aldıktan sonra kabağı ne yapayım ben? Ben de onu söyleyeceğim be yav. Kabağı duruyacaksın etin içine. Anlaşıldı, anlaşıldı. Yürüdün ya. Yemeden anladın güzel olduğunu. Tamam tamam, ver 1 kilo. Ama parasını sonra alacaksın ha. Olur be ya. Önceden aldığımız iç gördün mü? Hanım, kabaktan başka bir şey yokmuş. Olsun kara gözüm, bizim evde o da yok. Doğru yahu. Ama Hüsmet Ağa'nın dediğine göre 1 kilo kabağa 2 kilo et koymak lazımmış. Aa, olur mu öyle şey? Ben etsiz yaparım, etsiz. Hacıvat'ın evinde et vardır hanım. Ben bir koşu gidip bakıp geleyim. Vallahi sen bilirsin kara gözüm. Git de demem, gitme de demem. Yaptığım yemeği beğenmezsen kabahati bana bulursun sonra. İyi iyi. Ben Hacıvat'ın evine gidip gelinceye kadar sen beni bekle. Çabuk gel ha. Geç kalırsan kabağı etsiz pişiririm ona göre. Tamam tamam yahu. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin stresi... Maşallah maşallah. Ben aşıktan ölürüm, sen tokluktan türkü söylesen. Tokluktan mı? Benim ana yok, baba yok. Vah vah. Kardeş mardaş hiçbir şey yok. Vah 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 vah. Bizim evde de hiçbir şey yok biliyor musun? Açlığımı unutmak için türkü söylüyorum. Ya sen de aç mısın? Elbette açım. İyi. Beni de yedir, ben de açım. Ben sana yemek tarifi yapayım ha. Parmaklarını yersin valla. Önce 1 kilo kabak alırsın. Sonra içine 2 kilo et koysun. Neden bunu da eti? Sen içine et koymasan da olur canım. Bu yemeğin yağı var, tuzu var, suyu var. Sen onları koymasan da olur. Ben onu harda pişirem. Ateş yok. Allah Allah. Sen pişirmesen de olur. Hadi bakalım yolda devam et. Ben de geç kalmayayım. Ben kabağı hardan alıyorum. Ya sen gir Hüsmen Ağa'nın kabak tarlasına yiyebildiğin kadar. Ha ha ha.
Karaköz baba, keyfin yerinde benzi. Yok yahu, herkes de beni keyifli zannediyor. Ama türkü söylüyorsun. Karnımın açtığını bastırmak için söylüyorum yahu. Öyle mi? Ben de söyleyeyim bari, benim de karnım açtı. Madem karnın aç, ben sana şöyle güzel bir kabak tarifi yapayım. Uy, tariften karın doysaydı ben kendime hamsi tarifi yapardım da. Ya tarifimi dinlesene, eve gidince yaparsın. De bakalım. Önce 1 kilo kabak alırsın. Tamam, aldık. Sonra 2 kilo da et alırsın. Uy, kabağı boşu boşuna aldık desene. Niye yahu? Niyesi var mı? Et varken kabağı kim yer? Yahu eti kabağın içine koyacaksın. Ne? Bir daha de bakayım. Eti kabağın içine koyacaksın. Anlamadım. Bir daha de bakayım. Anlaşılmayacak ne var yahu? Eti kabağın içine koyacaksın. Bir daha söyleyeyim mi? Uy, sakın bunu bir daha deme. Niye yahu? Eti kabaktan ayırana kadar dayak yersin da. Madem öyle, ben de tariften vazgeçtim. Zaten tarif Hüsmen Akan'ında. Başkasının tarifiyle yola çıkma. Yolu şaşırırsın. Tamam, ben de gidiyorum zaten. Ben senden önce gidiyorum da. İyi. Hop baba. Yorgun argın ne tarafa böyle? Ay Hacı Batı Memile. İyi. Yağlı bir şey mi var? Ne yağ evladım? Ne yağ olsun baba? Yani yemek mi var demek istedim mi? He, yemek mi var? Evladım tarifi var da daha yemeğin kendisi yok. Oh maşallah. Bize de yap şu tarifi bakalım. Aman evladım belki sevmezsin. Sen söyle baba, mutlaka güzeldir. Evladım ya güzel olmazsa? Güzel olmazsa icabında malzemenin parasını senden keseriz. Peki evladım. Önce 1 kilo kabak alırsın. Ne? Kabak mı? Başka şey bulamadın mı baba? Aman evladım kızma. 2 kilo da et alırsın. Bu iyi işte. Tamam. Kabak kalsın, 2 kilo et. İyiyse o kadar evladım. Hani tarif nerede? Sen kabak kalsın dedin ya. Dedim. Ben kabağı sevmem. Et dedin. Eyvallah. Madem eyvallah, tarife ne gerek var evladım? Et olduktan sonra her türlü yenir. Doğru baba. Ete tarif gerekmez. Hemen gidip biraz et bulayım. Ben de etli kabaktan vazgeçeyim bari. En iyisi kabağı zeytinyağlı pişir. Hacıvat Çelebi merhaba yahu, burada ne arıyorsun? Seni arıyorum Karagöz'üm. Ah ne kadar şanslısın Hacıvat, ben buradayım. Görüyorum Karagöz'üm, görüyorum. Allah'tan görüyorsun, bazen görmezlikten gelirsin de. Bırak efendim şimdi bunları, nefis bir yemek tarifi öğrendim Karagöz'üm. Ya iyi söyle bakalım. Söyleyeyim Karagöz'üm, yazacak mısın? Canım efendim benim okumam yazmam yok. Hadi yavrum sen söyle, ben aklımda tutarım. İyi öyleyse. Hazır ol, söylüyorum. Söyle yahu, ben hazırım. Önce 1 kilo kabak alacaksın. Allah, bunu mu söyleyecektin? Daha bitmedi Karagöz'üm. 2 kilo da et var. Peki sizin evde o et denen şeyden var mı? Bizde yok Karagöz'üm. Ben de sana sormaya geliyordum. Aman hiç zahmet etme Hacı Cavcav. Kabakla eti karıştıranı dövüyorlar. Neden Karagöz'üm? Neden diye sorarsan iki kere dövüyorlar. Olur mu Karagöz'üm? İtiraz edersen bir de ben döverim, karışmam. Olmaz öyle şey Karagöz'üm. Bak nasıl olurmuş. Al bakalım. Vurma Karagöz'üm. Al bakalım. Vurma Karagöz'üm. Al bakalım bir daha. Al. Kabağı zeytinyağlı yapayım. Çok iyi yaparsın. Zeytinyağlı olursa dayaktan kurtulursun. Ben de eve hemen gideyim de bir an evvel benim hanıma nefis bir zeytinyağlı kabak pişirteyim. Hüsmen Aka, sen de karşıma çıkma, karışmam ha. Oh,
Altyazı M.K.